Frostpunk'ın 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün birazcık oyuna başlamadan önce şu teknoloji ağacından şey seçtim. Göstereyim hemen. Daha hızlı toplamayı seçtim. Birazcık daha hızlı kaynak toplayalım diyerekten. Kaç saate? 3 saate hazır diyor. Yani 12 gibi hazır olmuş olacak. Şu an kömürümüzde bir sıkıntı var. Yani uçuca gidiyoruz. Eksi 10'dayız. Ama onu arttıracağız. Çünkü şuraya bir tane daha toplama kampı kurmak istiyorum. Yani toplama kampı mı? Toplama noktası pardon. Toplama noktası kurmak istiyorum. O toplama noktasından gelecek olan çalışacak olan insanlardan daha fazla buradaki hemen kömürü, şurada 1000 tane kömür var. O 1000 tane kömürü tık 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 toplarız. Buradan da çıkarmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Şu an deposu dolu olduğu için bunun buraya herhangi bir işlem yapmadım. Oradaki insanlarımızı Sera'ya gönderdim. Sera'dan şimdi çiğ gıda üreteceğiz. Buradan 3'e yakın çiğ gıda üretiyoruz. Yemek sıkıntımız var gösteriyor ama aslında yok. Bir yandan da şuradaki arkadaşlarımız çelik köprüye doğru devam ediyorlar. Geçen bölümde oraya bırakmıştık. Bakalım oraya bir gitsinler. Şurada barakalarımız var. Barakaları neymiş, çocuk barınağı. Barakalar biraz daha iyi şeyler yapıyor, iyi işler yapıyor ama onun dışında ben ne yapabilirim diye bakıyorum. Buhar merkezleri var, 20 çelik istiyor. Onları açmıştık. Şuralara falan buhar merkezini atıp, yani bu bundan ziyade bunu geliştirmektense, yani bunu da geliştirmek önemli tabii ki ama buhar merkezlerini kuraraktan insanlarımıza daha iyi, daha insancıl yaşayabilecekleri bir ortam sağlayıp onları buradan merkezden uzaklaştırıp buraya ayrı ayrı küçük küçük merkezler yapmamızı sağlayacak, olanak tanıyacak diye ümit ediyorum. Bakalım. Sizler de buraya gidin. Buranın biraz üretimi artsın. Burada 1530 var. Burada 1833 var. Odun konusunda sıkıntımız yok. Kömürü bir şey ettiremedik ya. Daha hızlı toplama araştırıldı diyor. Evet, 23 saatlik 23 getirimiz var. Azıcık geçtik. Azıcık geçtik, güzel oldu. Ne diyor? %50 daha fazla kaynak muhafaza edebileceğiz. Şu an %50 kaynak muhafazamıza gerek yok. Duvar sondajı 160'a kadar odun çıkarırmış. Kömür madenciliği. Bunları geç. Yiyecekte değil de şunu bir araştıralım. Sağlık önemli. Sağlığı en azından elimize tutmaya çalışalım. Sağlık önemli çünkü insanlarımız patır patır ölüyor arkadaşlar. Ağır hasta oldu mu anında gidiveriyorlar. Buraya bir tane bundan yapsam, burası bir şekilde hasta olma ihtimalini düşürüyoruz. Bir tane de şey yapıp aslında buralara şey yapmak daha önemli olabilir. Kömürü 20 saate çıkardık. Güzel. 2 saat sonra birazcık hızlandıracağım. Birazcık daha hızlandıracağım. 21 kişi aç. Onları bir doyuralım arkadaşlar. Şşt, gençler, o sağlık merkezi araştırıldı. Ve ben bunu yapacağım abi. Bunu yapalım artık. İkinci seviyeye geçelim. İkinci seviyede av taktiklerini yapıp revir yapmak istiyorum ama revir için de buhar çekirdeği gerekiyor diye biliyorum. Beş saat kadar, yarım saati araştırılmış olacak. Bu arada kanun çıkarttık çocuklarla ilgili, biliyorsunuz. Çocuklar mühendislerimize yardım ediyorlar. Onun dışında cenaze töreni ölümlerden kaynaklı umut kaybı yarılandı diyor. Ha, 1 verecekse 0.5 verecek o zaman. Kriz verdiyse kullanmak huzursuzluğu artırır, huzursuzluk biraz artar demiş. Bence bunlara gerek yok. Şu anlık gerek yok. Şu an bir
Herhangi bir krizde değiliz. Umudumuz da iyi şeyde. Bir tane ev soğukmuş. Neden öyle bir şey oldu? Şu an aslında araştırmayı yapacağımıza evi yapabilirmişiz. Ama sıkıntı değil. Gençler. Buradan 20 gıda gene gelecek. Seralarımız çalışıyor. Allah var yukarıda. Şimdi tüketimimiz iyi. Gayet iyi. Ucu ucuna götürüyoruz. Herhangi bir ama niye bunlar eksilmedi? Ha, eksiliyor. Tamam. Ama onlar yavaş yavaş eksiliyor. 11 tane yiyecek kaldı. 21 kişi aç. Oğlum. Evler aç aç. Yok şimdi öyle bir şeye gerek yok. Ben getiririm. Onları getiririz aga. Bir tane daha sera kurarız. Ya da avcı kulübesi kurarız. O şunu bir araştırayım. Şu uçan avcıları merak ediyorum. Uçan avcılar neymiş? Bakalım. Uçan kaçan avcılarımız var. Burası çalışıyor. Burası da çalışıyor. Güzel. Şu an hastalarımızın hepsini iyileştirebiliyoruz. Çok güzel. Burada 1, 2, 3, 4. 4 tane ev var. Şu 4 evi de upgrade edip barakaya çevirirsek, oradaki insanların hasta olma ihtimalini düşürürsek, yani yok edeceğiz yani. Neredeyse yok ediliyor. Dizciler köprüye ulaştı. Tamam. Keşfet. İşe yarar bir otomaton. Derin geniş bir uçurumun kenarında durduk ve etrafı çevreleyen çelik köprüye hayranlıkla baktık. En çok da yoldaki karı temizleyen büyük otomaton ilgimizi çekti. Kaynakları için bu makineyi şehre gönderip parçalara ayırabiliriz. Gönder şehre. Otomaton şehre gönderildi. Siz de buraya gidin bakalım. Sarılar görevler büyük ihtimalle. Yani iki bölümdür. Onlara onu anladım. İlk bölümde gönderdiğimiz şöyle şu toplama kampından arkadaşlar bir tane daha yapacağım. Ama bana insan lazım. Ya keşke şöyle olsa, çocukların büyümesi işte ne bileyim. Yani birazcık günler geçtikçe, gerçi gün gün şey yapıyoruz da. Biraz mantıksız oldu. Tamam, kabul ediyorum. Evet. Ne istiyorsun? Terk edilmiş köprü. Umut biraz düşecek. Kış yuvasına düşüyor. Dönüyoruz demiş. 15 saat. Güzel bir zaman. 2 güne de otomaton geliyor. Bakalım nasıl bir şeymiş o. Onu göreceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam böyle örümcek gibi bir varlıktı. En son ilk oynadığımda ona kadar gelmiştim. Güzel de çalışıyordu arkadaş ama biraz şeyi fazlaydı. Ben güzel artıdayız. Bir, iki, üç. Üç başka var mı? Yok. Burada çalışan insanların hasta olma ihtimali yüksek. Gerçi kaç saat oluyor? 8 8 10 saatlik çalışma. 10 saat çalıştırıyoruz. 6'dan 8'e kadar da evlerinde duruyorlar. Hastalanmamaları lazım. Burası yani şeyleri sıcak tutmak önemli. Şu arkadaşları sıcak tutmak, sağlık merkezlerini sıcak tutmak önemli. Şimdi bir dakika, ben şuradan da şeylere bakmak istiyorum. Bu olduktan sonra bize ne gibi faydaları olacak?
Karakol binası, daha hafif izci kıyakları, kızakları, pardon. Gelişmiş ısıtıcılar daha fazla götürür tabii ki her zamanki gibi. Daha fazla izciyi muhakkak araştırmamız gerekiyor. Arkasından şu hidrolik kömür çıkartıcılara. Ya o şunlardan teknolojiden buhar merkezleri var ya, buhar merkezlerinden çöl çalışma alanlarının etrafına kurmak daha mantıklı olabilir. Çünkü niye? Buraya şeyleri koyarsın. Zaten binaları şu tarafa doğru ittireceğiz. Burayı bir temizlememiz lazım öncelikle. İnşallah. Birazcık hızlandıralım. Ve bir sabah olsun. Yani ilk eskiden normal şartlarda şöyle strateji ilerliyordum. Bunu kesiyordum. Düşüyordu. Düşene kadar da ısınan şeyden yararlanıyorduk ama çok hastalanıyorlar. O yüzden jeneratör sürekli çalışması gerekiyor. Şu an ucuna ucuna yetişiyor gibi. Yani ısı da bir seviye düşecek. -30'dayız. Hastalar iyileşiyor, sıkıntı yok. Çizim makineleri alıştırıldı. Tamam, güzel. Şimdi toplama yalıtımı, hidrolik çıkartıcı, geç. Uçan bu buradaki avcılar avlarını havadan izlemek için şehrin dışına çıkarlar. Günlük olarak 30 kadar çiğ. Tamam, bundan yapalım. Ama bir dakika, sağlık bakım yalıtımını yapmak mantıklı olur mu? Vallahi olabilir. Çünkü hastaları da tekrardan soğukta hasta etmek sıkıntı olacaktır. Fabrika inşa etmemize izin verir diyor. Otomaton ve oldukça gelişmiş aygıtların üretebileceği bir tesis. Arkadaş, hedefimizi koyduk. Şu an ısınmadan yana bir sıkıntımız yok. Sadece popülasyon açısından bir sıkıntımız var. Yemekhane yalıtımına gerek yok. Önce sağlık yalıtımını yapalım. Çünkü dışarıdaki şeyler var. Arkasından bunu koyarız. Bu da 40 çelik istiyormuş be. Yani bunu ne o, avcı kulübesini yıkıp yerine bunu koymak daha mantıklı. Hatta bundan iki tane koymak daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak, bilmiyorum. Başlayın bakalım gençler. Sağlık şeyini bir araştıralım. Şurada en azından şurasını verimliliğini birazcık daha arttırıp yalıtımı yaptıktan sonra bu şekilde bir olaylar olur. Evet, bize insan lazım. İnsan lazım gençler. Buhar çekirdekleri, kömür. Keşfet. Kış yuvası, kömür madeni. Al abi. Kış yuvasına doğru 15 saatlik bir yolculuğa çıkalım. Yakında cevaplara ulaşacağız. Sen rahat ol. Bize bir tane daha ekstra izci grubu lazım. 8. grubuyla olacak iş değil bu. Çünkü ayrıyeten yandaki şunları da araştırmak önemli diye tahmin ediyorum. Yani oradan oraya geçerken sıkıntı yaşayabiliriz. 59 tane mühendisimiz var. Bakalım. Bize birazcık popülasyon sağlasanız ne güzel olur ya. Vallahi ne güzel olur. Hadi ısı yalıtımını araştırdık. Süpersin. Arkasından bunu değil de bunu araştıralım. Azıcık odundan feragat etmenin vakti geldi mi? Gelmedi. Burada ne kadar? 279, 500. Şuradan mühendis.
Söz verdim, tutarım aga. Yapacak bir şey yok. Umut artacak tabi. Bizi de şuraya koydurayım de. Şimdi çelik lazım birazcık. Kış yuvasına ulaşmışız bu arada. Buhar çekirdekli şehrin ucuna tırmandık. Yıkımın olduğu yere bakarak sessizce dikildik. Bu ölü şehir için binaların çoğu yıkılmış ve jeneratör patlamış. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Büyük konvoy. Kış yuvası. Burada bir karakol kurabilir. Her gün. Her günde tahmini 150 odun getirir demiş. Bir dakika birader. Buraya varmaya bir gün mü gidiyor? Bize bir gün 6 saat. Bir gün 1 saat. Şimdi buhar çekirdekleri 3 tane var. 89 tane kömür var. Bence büyük konvoya bir yardırsın bunlar. Büyük konvoya bir yardırın gençler siz. Arkasından. Ne oluyor ya? Yalnızız. Ne oluyor lan? Onlar hayatta kalamadıysa biz nasıl kalacağız? Kış yuvası niye başarısız oldu? Biz de mi öleceğiz? Kendimizi ve çocuklarımızı kurtarmalıyız. Geri dönmeliyiz. Umuda ne oldu oğlum? Kış yuvası düştü. Hepsi öldü mü? Yardım olmadan burada nasıl hayatta kalacağız? Londra'ya geri dönmek zorundayız. Donmuş çölde bizim için umut yok. Kış yuvasının kaderinin haberi şehirde yayıldıkça insanlar toplanmaya başlıyor. Bazıları her şeyi bırakıp Londra'ya kaçmak istiyor. Oğlum Londra'dan kaçtık zaten. Londra'dan biz buralara gelmedik mi? Panik oluşturmaya başlıyor. Onlara bir amaç verelim. İman. Aga. Hangisi? Al buyu buradan yak. Hangisi bakalım? Hangisi bakalım? Hangisi bakalım? Düzen disiplini seçiyorum arkadaşlar. Mahalle gözlü imzala. Siz hayırdır lan? 2 günüm var. 2 günde gözlük kulesi dikmem lazım. Aferin. Aferin ablacığım, süpersin. Bence de kalmalısınız ya. İkna almamış, gitme isteği. Efendim, çoğunluğu ikna ettiniz ama umut çok düşük. Bir grup insanımız hala o kadar korkuyor ki 15 gün içinde Londra'ya kaçmak istiyorlar. Fikrinizi değiştirmeye geldiler. Düzen bizi kurtaracak diyorsunuz. Saçmalık. Ne yani, aç kalmaya başladığımızda düzen için içinde ilk önce kimi yiyeceğimize mi karar vereceğiz? Londra'ya ulaşmaya çalışmazsak sonumuz kış yuvası gibi olacak. Sakin ol, ölmeyeceğiz koçum. Bak şimdi, Londralılar diye bir terbiyesiz çıktı. 12 kişi Londra'ya gitmek istiyormuş. Sıcaklık azalıyor. Güzel. Sıkıntı yok. Burası hiçbir şekilde bunu etkilemedi. Çalışın beyler. Çalışın beyler. Günün sonunda otomaton geliyor. Haberiniz olsun. Yani gözcük kulesi. Kaç istiyor ya, dur. 15 istiyor. Yani gözcük kulesini şuraya kursak.
Evet, bir tane gözcü kulesini şuraya kuruyoruz. 5 çelik istiyor. Geldi 5 çelik. Çok kötü oldu ya şu çocuk barınağı şurada olması. Burada çadır mı şu? Vallahi çadır. Çadırı yıkmadan öncesinde bir tane ev yapmak lazım. Bir tane barınak inşa edelim. Tane çelik istiyor. Bak abi ben yapacağım o gözcü kulesini ya. Londralılara göz açtırmayacağız. Londralılara göz açtırmayacağım arkadaş. Buradan çeliklerimi toplayayım bugün. 488 156. Saatte 26 tane getiriyoruz. Gayet güzel. Beğenilmeyen kararlarmış. Ev soğuk. O ev işini de çözeceğim bir dakika. Hangi ev soğuk? Şurasını bir yapsınlar. Hangi ev soğuk? Bu evler soğuk. Şöyle bir tane yapalım. Buradan 5.6 geliyor odun. Kömür gelecek, buhar çekirdekleri gelecek. Şu uçan avcıları bir araştıralım. Şuradakini yıkacağız. Ben biraz yiyecekte sıkıntımız var. Burasını keselim. Soğuk abi, bunu açsan da soğuk. Buraya kuleyi kurduk. Kuleyi kurduk, yerleştirin. 80 gözcü kulesi ve muhafız üssü yakınına yaşıyor. 80 insanımız. Öyle demek istedi herhalde orada. Neyse bakalım. Londralara günün sonunda kimler katılacak? Göreceğiz. Al. Umut dedik, her şey dedik. Adamı çıldırtmayın. Bunu yaptık. Abi fabrikayı yapıyoruz, tamam mı? Ya da karakol binasını ya yapalım. 30 odun istiyor. 30 odun istiyor. Gençler hadi bebe 30 odun. Otuz odun. Hadi. Tamam. Şimdi karakol binasını yapıp 45'e, tamam, karakol binası arkasından fabrika. 40 karakol binası arkasından fabrikayı yapacağız. Büyük ihtimal karakol binası bu bölüme yetişir diye tahmin ediyorum. Bakayım şöyle. Aynen yetişir. Ve geldi. İşte bu. Gel bakalım koca oğlan. Koca oğlan. Otomatonları kullanmak. İlk otomatonumuz çalışır durumda bu bizim ekonomimize çok faydası olacak. Evet, faydası olacak. Beket. Nasıl bir faydası olacak? Önce şuradaki kömürle başlatıyoruz kardeşimizi. 7-24 çalışıyor kendisi. Bak oğlum. Bak oğlum, bunun şeyi ne? Olayı ne? Acaba neyle çalışıyor bu? Böyle 100 çelik, 100 odun, 50 kömür, bir tane buhar çekirdeği. Vay arkadaş.
Bazı evleri ısıtalım. Hangi evleri ısıtacağız abi? Soğuk. Tamam, bir dakika. Bir tane daha baraka yapalım şuraya. Hatta bir baraka daha yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Canımız sağ olsun. Burası odun cenneti. Odunu oradan sağlayacağız. Yani odun fırında yapmamız lazım. Genco yürü lan. Ne yapıyorsun Çakalötti? Bakalım. Oha, topla 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 topla, saatte 12 topluyor. Vay arkadaş. Ah, aferin. Kömür sıkıntımızı ortadan kaldırdık. Yaşasın. Artık yani buhar merkezi yapabiliriz. Tam olarak nereye? Tam olarak. Ha, bunu yolun üstüne kuruyor. Ha, çok güzel. Dur, tam olarak şuraya abi. Verin. Yolun üstüne kuruyorsa tamam, sıkıntı yok. Buraya da bir tane koyarız. Tam şuraya. 20 çelik. Çeliğin hepsini harcadık var ya, yemin ediyorum. Anasını belledik çeliğin. 10 burada. 10 burada, 20. Keşke çeliğe şuraya yapsaydık ya. Ama neyse, şu sözü getirmemiz lazım. Yerine getirmemiz gereken bir sözümüz var. O yüzden buradaki evleri ısıttık. Bir tek bu ev kaldı. Nasıl Londra'lı takipçi kazanıyor ya? Kan çıkartırım. Affezlediler. Hayatta kalanları şehre kadar eşlik et. Bazıları ölebilir, bazıları ölebilir. Şehre kadar eşlik et koçum. 20 saat. Güzel. Buradan gelecek 3 tane buhar çekirdeğimiz var. O 3 buhar çekirdeğini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, çalışma zamanı gençler. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Birazcık seriniz ya. Uf, bugün de hep eksi 40 gidiyor. Şöyle yapacağım. Tam olarak şuraya bir tane daha bundan yapıp işi sağlama alacağım. Ondan sonra üretim binalarını, ısılarını arttırabiliriz. Bunu zaten artmamış bununki. Dur be, söylesenize oğlum. Niye söylemiyorsunuz? 540 üretiyoruz ayda. Şey, ayda diyorum, saatte. Evet, fabrika 30'a 20. Bunu bugün sonunda başlatabiliriz. Toplama noktası yalıtımı geç. Şu uçan avcılar ne istiyorduk? 40'ı 40 istiyormuş. Vay arkadaş. Uçan avcıları ve fabrikayı bir sonraki bölümde göreceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet, teşekkürler. Onu sağladık. Sera yalıtımını yapıp aslında şuranın da çalışmasını sağlayabiliriz. Ama ve lakin çalışmıyor Sera. Buradan ne geliyordu abi? 26 tane işçi, 18 tane mühendis geliyor. Anlık müdahale. Efendim, bir çocuk jeneratöre tırmanırken kayıp düşmüş. Yakınlarda devreye gezen bir mahalle gözü çocuğu yakalamış. Daha sonra çocuğun annesinin yanına götürüp
götürmüş ve onlarla bizzat sohbet etmiş. Bir komşu eğer bekçilerimiz olmasaydı bu olay hayal kırıklığıyla veya daha da kötü şekilde bitebilirdi. Onlara sahip olduğumuz teşekkürler mutlu sonlandığı için ben de mutlu oldum. Çocuk niye ayrı jeneratör tırmanıyor kardeşim? Daha fazla izci. Fabrikanın araştırmasına başlıyoruz arkadaşlar. Fabrikanın araştırmasına başlıyoruz. Öyle birbirlerine mi bağlı? Aynen birbirlerine bağlı. Haydi gençler. Burada verimlilik %80. Abi şu çelik merkezini, tamam, şuraya bir tane daha buhar yapıyoruz. Çelik tükendi, olsun. Sıkıntı yok. Burası aynen bak. Burası 24 saat çalışacak çünkü evler var. Tamam, güzel bak. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Anahtar bilgi. Burası da 8 6 çalıştıracağız. Böylece şimdi daha düzenli bir şey yapabiliriz ama bize birazcık şey lazım. Komple hepsini yıkıp tekrardan yapayım mı? Dizayn edeyim mi? Daha güzel bir şekilde. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Frostpunk'ın 3. bölümdü galiba. Yani 3. bölümüyle karşınızdaydım. Londralılar başımıza bela oldu. Bakalım 4. bölümde neler olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Sağlıklı kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.